Şimdi biraz ağır mı oldu hocam? Yok yok, ağır değildi. Kulise göre biraz. Televizyona ya da bir kutuya mahkum olmuş bir insanın yani çölde yaşadığını söylemeyip de nerede yaşadığını söyleyeceğiz. Şu an bana bir şeyin şifresini veriyor gibisiniz. Hazreti Adem yaratıldı, balçıktan ruh üflendi kendisine. Gözlerini ilk açtığında ne gördü? Hocam çalışma çok güzel olmuş. Teşekkür ediyorum. Harika olmuş. Yani o isimden doğdu zaten. Yani benim fotoğraf sanatına girişim görünenin şiiri, görünenin fotoğraf şiiri, isminden fotoğraf doğdu. Profesör doktor. Evet. Ya bunu yani da ayrıca böyle hocam, görünenin şiiri ne demek buna tam aslında, onu bir evet konuşmak bunu ayrıca lazım. Sormak lazım. Çünkü benim dikkatimi çeken bir husus oldu. Bütün fotoğraflarınızın içinde muhakkak insanın bir hali var. Evet. Özellikle niye böyle bir tercihte bulunuyorsunuz hocam? Fotoğraflarınızda yani insanı yansıtmayı. İnsan neye dahil olursa olsun oraya ayrı bir anlam katıyor. Eşrefi mahlukat işte, yani yaratılanların en şereflisi, Allah'ın yeryüzündeki halifesi. Anlamanız kolay değil. Yani her şeyle bir insanı anlamanız kolay değil. Hı hı. Bir iç dünyası var, dış dünyası var. Tebessüm ederken acı çekebilir. Somurturken mutlu olabilir. Böyle bir varlık dünyada başka yok, insan var. Eyvallah. O fotoğrafı zenginleştirir. Bizde fotoğrafçılar arasında da konuşulur. İnsanın olmadığı fotoğraflar bir hayatsız kalmış bir ortam gibi gelir bize. Yani insan varsa fotoğrafta hayat vardır. En azından yani bir peyzaj fotoğrafı çekerken bile bir yerinde bir insanın olması ona farklı bir anlam kazandırır. İnsan yoksa boş gibi gelir size. Dünyanın insansız olduğunu düşünsenize. Eyvallah. Yani hocam, mesela şeyi çok hayal etmişimdir. Hazreti Adem'in dünyaya inişi. Serendip Adası Hindistan'dan Hicaz'a doğru gelip Hazreti Havva'yı buluyor filan. Tabii yürüyerek geliyor o zaman. Hazreti Adem bizim şartlarımızda değil. Devasa bir var. Oradan oraya ya, yürüyebildiğine göre. Ya işte böyle hayalperest. Yani diyorum ki şu makinalarım elimde olsaydı Hazreti Adem'in o adımlarını çekseydim filan. O peyzaj içerisinde Hazreti Adem. Düşünsenize yani. Hocam sadece adımlarını ya çekebilirdiniz gibi geliyor zaten. Vallahi. Kadraja sadece adım girer. Bir şey söyleyeyim mi? Lütfen. Fotoğraf, ben de o arada biraz fotoğrafla ilgili bir konferansım vardı. Şeyde galiba evet Kütahya Üniversitesi'nde, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'ndeydi. Hiç unutmuyorum fotoğraf sanatının nereden kaynaklandığını. Hı hı. Sanatın temelini falan anlatırken bizim sanatımız Allah'ın sıfatlarına dayanır dedim. Fotoğraf da Allah'ın basar sıfatından doğar, yani görme sıfatından. Hani görme olmasa resim olmaz, görme olmasa görsel sanatların hiçbir tanesi olmayacak. Bize o görme sıfatını bahşettiği için biz gördüğümüz şeyi de sanatkar bir şekilde değerlendirebiliyoruz. Ya da insanın görüşüne sanatsal eserler, bedi eserler sunmaya çalışıyoruz. Estetiği sunuyoruz ona filan diye. Dedim ki mesela dedim Hazreti Adem konuşmayı yani kelam sıfatını sonradan öğrendi. Mesela sorsam size dedim Hazreti Adem'in karşılaştığı ilk sanat hangi sanattı? Birçoğumuz belki düşünemeyeceğiz. Benim de aklıma gelmezdi. Ya şimdi kulisteyiz ya hani çok dikkat etmiyorum. Hocam tabii ki rahat olun. Tamam mı ya, onun için yani yayında olsak bile şey yapmam bir, da. Bir haleti ruhiyemiz. Kuliste olunca böyle. Dedim ki Hazreti Adem'in karşılaştığı ilk sanat dalı hangisiydi? Sustu insanlar. Fotoğraftı dedim. Şaşırdılar yani nasıl fotoğraf? Hazreti Adem yaratıldı balçıktan, ruh üflendi kendisine. Gözlerini ilk açtığında ne gördü? Müşahhas yani artık bedeni var. Gözlerini ilk açtığında gördüğünün fotoğrafını çekebilseydik, müzayedelerde ne kadar para ederdi? Hazreti Adem'in ilk gördüğü fotoğraf diye. Fotoğraf kanunu o zaman da vardı. İnsan bilmiyordu. Eyvah. Makinenin kanunu o zaman da vardı. İnsan bilmiyordu. İnsan orada bir başka insanı Allah yaratmış olsaydı, makinayı da eline verseydi, çek deseydi bu fotoğrafı, bugünkü fotoğraftan ne farkı olacaktı? Bir fark olmayacaktı. Sadece Hazreti Adem farkı olacaktı. Tek farkı ilk çekilmiş fotoğraf olarak kayda düşecekti. Tabii hocam. Yine Hazreti Adem bir insan olarak bir şeye bakmış olacaktı. Biz onu çekmiş olacaktık. Hı-hı. Fotoğraf o zamandan beri var. Ve dolayısıyla mesela onu orada dillendirdim. Şimdi Hazreti Adem'in içinde olduğu bir fotoğrafı düşünün işte. Evet. İnsan olmayınca ne olurdu? Yani Hazreti Adem olmasaydı o fotoğrafta. Hocam bugünlerde de bunu biraz yaşamıyor muyuz? Evet. İşte sokağa çıkma kısıtlamaları falan dolayısıyla sokaklar boş ya. Dediniz ya hani insanın olmadığı bir fotoğraf manasını kaybediyor. Evet, hayat evet bulamıyor. Yani orada cansız dursa bile ki fotoğrafın kendisi öyle, evet, ama evet orada insanı görmek insana bir hayat kaynağı oluyor. Sokaklar da biraz böyle zaten. Yani işte İstanbul'un trafiğinden dertleniriz ama sokağa çıkma yasağı olduğu günlerde sokağa çıkınca
bize bir ürkütücü gelir. Evet. Sokaklar. Horasan depremi olmuştu 1983'te. Ben 23 yaşındayım. İşte yeni nişanlanmışım filan. Çok acı sahneler var. Yani insanlar ölmüş, cesetler yıkılmış filan. Köylere gidiyoruz, yardım etmeye çalışıyoruz. Yüreğimiz burkulmuş. İç dünyamız karmakarışık. Tanıdık insanların cesetlerine bakıyoruz vesaire. Horasan Devlet Hastanesi'ne gittim. Hiç unutmuyorum bunu. 5-6 çocuğu, eşi, kardeşleri. Kendisi köyde değilmiş, dışarıdaymış. Köy tamamen yıkılmış ve köyden sağ kalan yok neredeyse. Hep kerpiç evlerin altında kalmışlar ve rahmeti Rahman'a kavuşmuşlar. Eyvallah. O insan tek kalmış, belli yani. Cenazeler böyle karşısında ve onlarla konuşuyordu. Gittim onu dinledim. Ana baba gün her taraf, deprem olmuş. Şöyle diyordu. Şimdi siz böyle karşımdasınız ya. Bak çocuklarım, bak kardeşim, eşim. Hepiniz böyle dizilmişsiniz ya. Şimdi siz yokken ben evimi neyleyim ki? Yani çocuklar sizinle biz çayırda çalışıyorduk. Tarlaları biçiyorduk. Şimdi o tarlalar biçilecek. Ne yapayım ki o tarlaları ben? Yani siz yoksanız ben dünyayı neyleyim ki? Eyvallah hocam. Ne yapacağım ben bu dünyayı filan? Oturdum orada onunla beraber ağladım. Şimdi insanın olmadığı alem böyle bir alemdir. Ne yapalım ki? Kıymetli olan insan. Allah insana öyle bir kıymet vermiş ki halifesi olarak yeryüzüne göndermiş. Ve bütün kainat ona hizmet için. Değil mi? Koyun kuzu sütünü verir. Eyvallah. Tamam, tavuk yumurtasını verir. Çeşme suyunu verir. Şimdi böylesine kıymetli bir varlığı siz bu görünenin içinden çekip çıkardığınızda fotoğraflar da yüksüz kalıyor. Sebebi o. Yani benim fotoğraflara daha fazla insanla buluşturmamın, fotoğraflara buluşturmamın temelinde bu var. Hocam bu işte Horasan'dan verdiğiniz örnekleri böyle duyunca çok etkileniyoruz. Hani hakikaten tüylerimiz ürperiyor. Evet, evet, evet. Söyleyecek söz bulamıyoruz. Ya onu unutmuyorum. Yani o kişinin konuşması hep benim aklıma gelir. Zaman zaman da düşünürüm. Yani tek başıma kalsam bir evde kimse yok ama dünya benim olsa bütün malım, mülküm ne anlamı var? Evet. Ama insanlarım olsa yanımda, canlarım olsa hayattayken dünyada hiçbir şeyim olmasa. O kadar büyük bir zenginim ki. Bu da bizim çelişkimiz mi hocam? Yani yanımızda birileri varken sanki onları kovmak istercesine davranıyoruz. İşte, bütün insanlar tabii, boyutunda söylüyorum. Çok yani. Yanlış yani. Ama biri gittiği anda ya bir dakika ya böyle olmamalıymış diyoruz. Dünyaya baktığımızda insandan daha kıymetlisi yoktur. İnsanı kaybetmekten daha büyük bir kayıp yoktur. İster ölümle ister dünyadayken huzursuzlukla ayrışarak kaybetmek. Bir insan annesini babasını kaybetmemeli yaşarken. Çünkü zaten bir gün kaybedecek. Yaşarken çocuklarını kaybetmemeli. Yaşarken kardeşlerini kaybetmemeli. Dünyanın en büyük hazinesi onlar. Ve şöyle derim hep Allah'ım imanımı ve sağlığımızı muhafaza et. İmanımızı ve sağlığımızı. Neden? Çünkü insan sağlıklı değilse, insanda huzursuzluk, sıkıntı, problem varsa dünyayı size verseler ne olacak ki? Eyvallah. 1979 yılında Ankara'da imtihana gitmiştim Orhan'cığım. O zaman İmam Hatip Lisesi mezunuyum. İşte parasız yatılı sınavları için imtihana girmişim, kazanamamışım. Ama bir de lise son sınıfta bizi parasız yatıldan dolayı mecburi hizmetimiz vardı. Ankara'ya götürdüler. Orada otelde bir adamın yanında kaldım. Yeri yoktu. Zengin bir adam. Hiç unutmam. 150'nin üzerinde 200'e yakın dairem var demişti. Yani Ankara'nın mülk zenginlerinden birisiyim. Kral dairesinde kalıyor zaten. Eşim ve çocuklarım benden uzak. Terk etti gittiler beni. Çünkü ben yaşarken miras bölüşme kavgasına düştüler. Hepsini uzaklaştırdım. Beklerdim ki ben o dairelerden daha kıymetli olayım onlar için. Ama anladım ki o daireler benden daha kıymetli onlar için. O daireler yeryüzünde kalır ama beni kaybedecekler bir gün. Farkında değiller. Ama onlara suçlu değil. Çünkü ben onları yetiştiremedim demiştim. Ve evladım annenin babanın kıymetini bil. Dünyanın en büyük zenginliği de verseler insan yanında çocuklarını annesini babasını göremeyince bütün zenginliğini kaybediyor demiştim. Ben de teşekkür ettim. Dedim ki benim ruh dünyam böyle zaten. Yani ben insanlarla beraberim. İnsanlar yoksa kendimi çok zayıf hissediyorum, yalnız hissediyorum. Mevzu bu. Kıymet bilmemiz gerekiyor. İnsan kıymeti bilmek. Eyvallah. Dedenin hocam, kıymetini bil, ninenin kıymetini, babanın, annenin, kardeşinin, müstahdemin, yanında çalışanın. Tam şeyden geldi ya, mesele çok güzel oturdu. Hani sizin fotoğraflarınıza neden insan özellikle yer teşkil ediyor? Manasız oluyor. Tabii anlamını kaybediyor. İşte biz de öyle. Yani yanımızdan biri gidince kendi anlamımızdan giden oluyor. Tabii. Gidiyor. Bir de benim söylediğimde birçok fotoğraf var. Yani çekemediğimiz o kadar çok fotoğraf var ki. Eyvallah.
Mesela şu anda öyle fotoğraflar var ki ama biz çekemiyoruz. Fotoğrafçı yok orada. Yani insansız kalan ve anlamını kaybeden çok fotoğraf da var yeryüzünde. İşte virüs fotoğrafları böyle fotoğraflar. Meydanlara bakıyorsunuz bomboş değil mi? O cıvıl cıvıl meydanda kimse yok. Bir hüzün çöküyor insanın içine. Neden? Çünkü o meydan insanla güzelleşiyor. O lokanta insanla güzelleşiyor. O kahvane değil mi? O spor salonu. Hocam ama siz bir taraftan da şöyle bir son dönemde özellikle bunu vurgulamaya da başladınız. İnsan çölü diye bir söylemde bulunuyorsunuz. Yani gerçi babanızdan tevarüz. Tabii babamın sözüydü o. Bu söz neye karşılık? O zaman bir çelişki mi var aranızda? Şöyle, hayır. Tabii onun üzerinde biraz durmak lazım o zaman. O söz şuradan tevellüt etti. 1979 yılında Kars'ta bir ay Ramazan imamlığı yapmıştım. İmam Hatip mezunuyum ya ben. Bir hocam, ecel... Sizde de yok yok ya, maşallah. Bir ecel tartışması üzerine gittim zaten. İnşallah şimdi hatıralar kitabı çıkıyor. Omuzlarımda Dünya diye. Eyvallah. Orada da anlatıyoruz. Allah nasip ederse. Bu arada kanalımızdaki programınız da hayırlı olsun inşallah. İlk bölümler nasip olursa insana yolculukla başlıyoruz. Bir ay bir ecel tartışmasından çıktı. Yani sen Kars'a git, bir gün sonra öl gel, ecelim geldi de filan dedi bir arkadaş. Ben de dedim ki ecel varsa ölmem. Git gel de göreyim dedi. Bak dedim, gider bir ay imamlık yapar gelirim dedim. Git gel ecele inanacağım dedi. Tartışma buradan çıktı. Amcamı adeta yoldan çıkardım. Amcam dedi ki ya Kars'a giden dönmüyor, biz nereye gideceğiz? Amca dedim, ecelimiz gelmemişse kimse bize dokunabilir mi? Dokunamaz dedi. O zaman gidip gelelim. Hadi gidelim dedi. Tamam mı? Gerçekten de Kars'tan Erzurum'a gelenler, Erzurum'dan Kars'a gidenler zor dönüyorlardı. En hafifinin bıyıkları yolunuyordu. Yani sağ sol kavgaları insanımızı böyle birbirine düşürmüş, düşman etmiş. 12 Eylül ihtilalinden önceki o korkunç manzaradan bahsediyorum. Her gün insanlar öldürülüyor çünkü. Gittik. Bir ay kaldık. Sıkıntılar yok mu? İnanılmaz sıkıntılar çektik. Ama döndük. Ecel gelmemiş. Gerçekten de böyle ölümün kıyısından döndüm birkaç defa. Amcam çok rahat yaşamış. Ya bir köye gitmiş, hiçbir sorun yok filan ama benim köy perişandı. Sizin imtihan oldu biraz. Müthiş bir imtihandı yani. Çünkü bir gün caminin gasilhanesinde yıkanmıştım. Yıkanacak yer yoktu soğuk suyla. Şöyle dua ettim. Allah'ım tertemizim, beni alacaksan şimdi alıyorsun, dayanamıyorum. Ben diye kendi kendime de dedim, sen ettin sen buldun. Yani sen misin ecel tartışmasına giren, hadi gör şimdi gününü filan. Ama Allah nasip etti, döndük. Köye giderken babama anlatıyorum. İşte baba böyle oldu, şöyle oldu. Gasilhanede yıkandım. Allah'ım artık beni al buradan filan dedim. Babam tebessüm etti. Dedi ki oğlum dedi, dünya öyle bir hale geldi ki her gün insanlar birbirini öldürüyor. Kimseye güvenemiyorsunuz. Bak dedi, Peygamber Efendimiz çölde doğdu ama davasını orada tebliğ etti. Ashabın el sıkıntılar çekti. Kendisine sıkıntılar çekti. Evet, biz çölde doğmadık. Yani bizim bahçelerimiz, yeşilliklerimiz, belki soğuğumuz falan var ama yani doğduğumuz coğrafya oraya göre farklı bir. Ama oğlum biz de dedi insan çölüne düştük oğlum ya. İnsanlık kurumuş. Bir insan birbirini öldürmüş. Bunu kaç yıllarda söylüyor hocam? Yani 79. 79. İrfan ehli bir adamdı çünkü. Ki bugünleri görse. Tabii. Biz dedi insan çölüne düştük. Bak dedi, her yerde kuraklaşmış bir insanlık var. İnsan birbirine hayat verir, birbirinin hayatını almaz. Birbirlerinin hayatlarını söndürmek için uğraşıyorlar. Oysa Allah buyuruyor ki bir insana hayat veren bütün insanlığa hayat vermiş gibidir. Bir insanı öldüren de bütün insanlığı. Haksız yere. Şimdi hayat alanlar nedir? Çölleşmiş insanlardır. O manada bu sözü söyledi. Ben daha sonra harcadım ömrümü insan çölünde diye bir şiir de yazdım. Yani dönüştü. Yayınlamamıştım. Şimdi hatıralar kitabında hem bu hatırayı anlatıyorum hem de bu şiir olacak. Oradan doğdu. Şimdi burada bir tenakuz, burada bir çelişki yok. Biz bir insan böyle de olsa, yani çöl, kuraklaşmış, onun da hakkını korumak zorundayız. Onun da hayat şartlarını elinden alamayız. Ona da kötü davranamayız. Onun iyileşmesi için, yeniden yeşermesi için çaba gösteririz. Bir insana hayat vermek budur zaten. Bir insanı öldürmek, nasıl ortadan kaldırmak, kainatı yıkmaksa insana hayat vermek de budur. İlle gidip uçurumun kenarından alacak değiliz. Güzel bir fikir götürürsün ona. Güzel bir düşünceyi aşılarsın. Yeniden yeşerir, neşünema bulur. Çalışmaya başlar, kuraklığını yitirir, meyve vermeye başlar, üretir. Peki bu hocam, babanızın bu cümleyi kurmuş olduğu, işte insan çölü cümlesini 1970'lerde kuruyor, 2020'ye geliyoruz. Sizce durum nedir kıyasladığımız zaman? Yani biz tabii o sağ sol çatışmalarından kurtulduk ama başka çatışmaların içerisine düştük. Yani 1990'lı yıllardan, 80'li yıllardan sonra, 84'ten sonra işte çevremizi saran bir terör örgütü faaliyeti içerisine düştük. Ermeni terör örgütü Asala.
bir taraftan diğer terör örgütü PKK vesaire, Orta Doğu'daki Amerikalıların, Batılıların kurguladıkları örgütler. Bunlar bizim 40 bine yakın insanımızın kanına akıttı. Hı hı. Yani o şey devam etti. Yani çölleştirme bir faaliyeti. Bir de insanın bireysel olarak bir dönüşüm yaşandı. Tabii. Bireysel bir yalnızlığa mahkum olduk, evet, hocam. İşte çok daha yalnızlaştı insan. Dijitalleşme neden? Dediğimiz hadise aynen yüzünden. Aynen öyle. Şimdi değil mi? Bir çöl düşünün. Alabildiğine bir çöl. Hiç kimse yok. Susuz kalıyorsunuz. Sabahtan akşama kadar sadece bilgisayarın başında oturan, kimseyle görüşmeyen, evde annesinden babasından habersiz girip çıkan insanın başkasına, kendi çölünde yaşamaktan başka ne özelliği var ki? Yani bir insan meclisinde olup da o meclisten haberdar olmadan telefonuna ya da televizyona ya da bir kutuya mahkum olmuş bir insanın yani çölde yaşadığını söylemeyip de nerede yaşadığını söyleyeceğiz. Kendi çölünü oluşturmuş zaten. Kimseyle görüşmüyor, kimseyle irtibatı yok. Mahkum olmuş oradaki kum fırtınalarına. O fırtınalardan haberi yok yani, sarmış etrafını. Eyvallah. Anneden haberi yok, babadan haberi yok, kardeşten haberi yok. Yani öyle aileler biliyorum ki bana geliyorlardı işte başarı bedelisel konferanslarında. Hocam ne yapacağız? Evimizde çocuğumuzla konuşamıyoruz. Yani yemeden içmeden başka irtibatımız yok. Hiçbir şey. O da ihtiyacı olduğu için mutfağa geliyor. Olmasa ona da gelmeyecek. Ne yapalım diye soran, ağlayan anne babalar biliyorum. Çölleştirdik insanları. Neden? Çünkü insanı kendi esas ruhundan uzaklaştırdık. İnsanın dünyada neden bulunduğuna dair ana temadan uzaklaştırdık onu. Rabbimiz buyuruyor ki ben insanlar ve cinleri bana ibadet etsinler diye yarattım. İnsana bunu öğretemedik. Demedik ki sen yeryüzünde ibadet derken de sadece namazı, orucu filan düşünme. Tam onu soracağım bütün hocam. 24 bunun öğrenmesi ne demek? Yani bunu nasıl öğretebiliriz ki? Yani bunu nasıl öğretiriz? Bir, yaşantımızla öğretiriz. İki, tavsiyelerimizle, nasihatlerimizle öğretiriz. Mesela çocuğa şunu diyebiliriz. Yemek yiyorsun ya evladım bak, besmele çekersen ibadet oluyor. Çünkü Peygamberimiz buyuruyor ki besmele çekerseniz şeytan sizinle beraber yiyemez. Bak şimdi sen şimdi babanın elini öpeceksin ya ya da kardeşine sarılacaksın ya. Sarıldığın zaman iyi niyetle sarılırsan ibadet oluyor çocuğum. Sen şimdi uyuyacaksın ya, besmele der uyursan, uykuya dalarsan Allah'ın adıyla uyuduğun saatler ibadet oluyor yavrum. Sen bunları hep bu niyetle yaparsan 24 saatin ibadete döner oğlum. Eyvallah. Şimdi o zaman işte hayatın güzelleşir. O zaman çirkinliklerden uzak durursun. Bunları biz hem nasihatlerimizle hem de hayatlarımızla öğretemedik çocuklara. Çocuklara bir başka dünya kendi ölçülerini, değer yargılarını öğretti. Sinemalarla, çizgi filmlerle, böyle hakikaten çizgi kitaplar vardı. İşte Tom Mix, Texas türü kitaplar vardı yıllar önce bu dijital dünya yokken. Onlarla filan, Zagorlarla, Tom Mix'lerle. Bunlar da bir dönüşüm sebebi mi diyorsunuz? Onlarla başladı zaten. Bizim çocuklarımız mitolojik tanrıların adlarını ilk defa oralardan öğrenmeye başladılar. Yani bir çizgi film vardı hatta. Gölgelerin Gücü adına diye, He-Man diye. Hmm. İlk televizyonlarda yayınlandığında çocukların ufkunu sarmıştı. Her gün He-Man'i seyrediyorlardı. Ben bir yerlerde acıyla şunu söylüyordum. Besmele'ye karşı bir duruş bu ama biz farkında değiliz. Neden diyorlardı? Çünkü çocuklarımız şimdi Gölgelerin Gücü adına diye bağırıyorlar sokaklarda. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diye bağırmıyorlar. Ona bir karşı duruş ortaya koyuyorlar, farkında değiliz. Hocam, yani yapamadığımız bu, yetiştiremediğim dediğimiz bu. Biz kendi inanç dünyamızın, dünyanın tek sonsuzluğu kucaklayan gerçek değerinin, tevhidi değerin ve İslam'ın insanlığa ve çocuklara bakış açısını, hayata bakış açısını götüremedik. Öğretemedik yani. Biz azarladık, biz kovduk, yanımızda tutmadık. Değil mi? Yani değil mi şimdi kuliste konuşuyoruz Orhan'cığım. Yani düşünelim şimdi. Efendimiz burada yürüyor. 4-5 tane Yahudi çocuğu ezanla alay ediyorlar. Ezan okuyorlar ama evirip çeviriyorlar. Ezanı böyle müstehzi bir şekilde okumaya çalışıyor çocuklar. Biz böyle duysak ne yaparız? Hemen gideriz. Basarız tokatı. Ezanla alay edilmez filan diye göndeririz. Hazreti Peygamber yaklaşıyor. Çocuklardan birisine senin sesin ne kadar güzel diyor. Ya. Ne güzel okuyorsun diyor. Başını okşuyor, saçlarını okşuyor. Çocuğun hoşuna gidiyor. Çok mu güzel okudum amca? Çok güzel okudun diyor. Seni götürsem diyor mescide diyor bu ezanı bir daha okur musun bize? Tabii ki okurum diyor. Alıyor mescide götürüyor. Orada bir daha okutuyor. Saçlarını okşuyor, ona dua ediyor. Yıllar sonra Kabe'nin müezzinlerinden birisi oluyor Peygamber Efendimiz'in vefatından sonra. Ve saçlarını hiç kesmiyor. Uzunca saçlar. İnsanlar kızıyorlar sen müezzinsin bu saçlar niye? Onu diyor kainatın efendisi okşadı. Ben o saçları kesemem. Eyvallah. Nereden nereye? Biz bir usul bilmiyoruz.
biz nasıl muamele edeceğimizin farkında. Bu da şöyle bir şey yok mu hocam? Evet. Peygamber Efendimiz bir kere o geniş gönlüyle, engin gönlüyle zaten kişiye nasıl muamele etmesi gerektiğini hani bize rehberlik ediyor. Tabii. Mesela dediğiniz ya Tomix'ler okuduk, Zagor'lar okuduk ve bunlar bir dönüşümün başlangıcı oldu. Çizgi film vardı diyorsunuz ve o bir çizgi filmi biz çocuklarımıza normal bir film gibi izlettik. Çizgi film gibi ama oradan aslında bir dönüşüm yaşandı. Aşılandı. Oradan bir takım değerleri aşıladılar bir, onlar. Bir anne baba, bir ebeveyn bu duruma karşı nasıl yaklaşması gerektiğini bir bilmiyor dedik. İkincisi yerine ne koyacağımız sorusu. Tabii. Yani şey biz, koyamadık yani. Zagor'u aldık dedik, aldık diyelim. Ne koyacağız? Şey koyalım. Ya da işte tabii. O himeni aldık, ne koyacağız hocam? Yani buralarda şöyle söyleyeyim. Peygamber Efendimiz o çocuğu alıyor, yerine koyduğu yer çocuğu zaten mutlu ediyor. Evet. Yani mescide götürüyor ve oradaki ortamı da görüyor. İşte evet, o evet. Muhabbeti de görüyor. Bir şey koydu yerine. Şimdi yine bakın rahmetli babamla aramda geçen bir konuşma. İlk televizyon eve aldığımda siyah beyaz televizyon. Babam dedi ki oğlum iyi ettin mi dedi ya. Bu dedi bunda hani çok hoş görüntüler de olmuyor zaman zaman. Babama şunu söyledim. Dedim ki baba birlikte bir düşünelim. Hı hı. Şimdi ben bu televizyonu koymadığımda bizim çocuklar başlayacaklar komşulara gitmeye. Komşuların televizyonlarından benden habersiz izlemeye başlayacaklar. Bunu onları bundan uzak tutmamız mümkün değil. Ama ben bu televizyonu alıp da ne doğru ne yanlış onlara söyleyerek izletirsem bir temel oluşacak onlarda. Bir, ikincisi. Bilecekler. Keşke dedim baba buradaki yayınları biz yapabilsek. Biz bir şeyler koyabilsek çocukların gözüne, gönlüne falan. Sessiz kaldı ve rıza gösterdi. Tamam oğlum dedi. Yıllar sonra bana dedi ki Erzurum'daki evde otururken. Oğlum iyi ki o zaman dedi onu dedim ve aldın dedi. Yoksa şimdi dedi gizli gizli başka yerlerde film seyrediyor olacaklardı o zaman. Biz yerine ne koyacağımızı düşünmek mecburiyetindeyiz. Uzak tutmakla olmuyor. Eyvallah. Yani yapmayacaksın demekle olmuyor. İnternetten uzak tutmakla yapamıyorsunuz. İnternete girecek. Ama siz ona nasıl girmesi gerektiğini... İnterneti nasıl değerlendirmesi gerektiğini öğrenirse, onun da bir ihtiyaç olduğunu öğrenirse o zaman rahat olursunuz, emin olursunuz. Ama siz ona bu değer yargısını veremezseniz o zaman zaten kaybetmiş olacaksınız. Bir şey değişmeyecek. Yani başkasına gitmiş, oraya gitmiş. O yüzden sevgili Orhan, usulde hatalarımız var. Bunun temel nedenlerinden birisi de biz yetersiziz. Eyvallah. Yetersiz kalmışız. Tabii, yerine koymak da bilmekle alakalı. Tabii, yetersiz kalmışız. Yani sinemayı öğrenememişiz zamanında, fotoğrafı öğrenememişiz, işte dijital dünyaya cevap vermenin yollarını aramamışız, çizgi film yapmayı bilememişiz, onlar göndermişler, yayına koymuşuz, yargılayamamışız, değerlendirememişiz, ölçememişiz, biçememişiz vesaire. Geride kalmışız şimdi gerçekten. Önce olamamışız yani. Hocam şimdi önümde Nurullah Hoca'nın, hocamızın, sizin yani bir fotoğraf sergisine ait kitabınız var. Evet. Önümde programda göstermek için saklamış olduğum son şiir kitabınız var. Sonra evet. Önümde sizle alakalı bir işte profesör olmanız hasebiyle bir akademik titri var. Bunlar istendiğinde yapılabilir şeyler ya. Biz bunları niye yapamıyoruz o zaman? Yani şey bu hani bu kadar külliyatı niye oluşturamıyoruz? Evet. Çünkü şu çok özür dilerim. Hani çok da uzatmayacağım böyle soruyu tabii, ama. Tabii yok aslında. Çünkü sizin başta bir sanat tarifiniz vardı ya işte o Kütahya'da evet, dediğiniz evet, üniversitede. Evet. Mustafa Kutlu'nun da güzel bir ifadesi var. Diyor ki sanat tabiatın ahengine katılmaktır. Hoşuma gider bu ifade. Biz sadece sanatı üretemeyişimizi, fotoğrafçılığı bu kadar ileri götüremeyişimizi, sinema ileri götüremeyişimizi bir teknolojik gerilikle mi açıklamalıyız? Aynı zamanda tabiattan da koptuk mu demeliyiz? Şimdi biraz ağır mı oldu hocam? Yok yok ağır değildi. Kulise göre biraz. Ya tabiattan kopmakla tabiatın içinde olup da tabiattan haberdar olmamak ayrı şeyler. Hmm. Ya biz tabiatın içerisindeyiz. Bütünleşmiş bir şekilde yaşamaya çalışıyoruz. Ama farkında değiliz. Ol mahiler ki derya içre deryayı bilmez. İşte yani deniz canlısı ama denizin denizden haberi yok. İnsan böyle olamaz ama böyle olduk. İçinde yaşadığımız tabiatın ahenginden işte Mustafa Bey'in dediği gibi uzak kaldık. Sanat bu ahengi sağlar. Hı hı. Ama mimesis de olduğu gibi değil bu. Yani tabiat yaratıcı değildir ve sanatın kaynağı tabiat değildir. Tabiat da kainatın sahibi tarafından yaratılmış büyük sanat eseridir. Biz de o sanat eseri içerisinde eşref-i mahlukatız. Ve tabiattaki ahengin içerisinde yaşıyoruz. Bundan koptuğumuz zaman, bundan bir haber hale geldiğimizde asıl seyri seferimizin yolunu kaybediyoruz. Yani dünyadan ahirete, ruhlar aleminden dünyaya, dünyadan ahirete yaptığımız yolculuğun anlamını kaybediyoruz. Hı hı. Onun için öğrendiklerimiz,
yapabildiklerimiz, yaptıklarımız, gelecekte neyi yapabileceklerimiz filan hep bir müktesebatla alakalıdır. Yani geçmişten bugüne yaptığımız eğitimlerle, aldığımız bilgilerle, yetiştirilme süreçlerimizle filan alakalıdır. Benim işte bugün fotoğrafla değişik alanlarda, şiirde, akademik hayatta, başka alanlarda bir şeyler yapmaya çabalamamın altında da bu var. Yani çocukluğumda büyüklerimizin okudukları kitaplarda yedi tuğla sahibi insanlardan söz edilirdi. Geniş el, uzun el demek yedi tuğla. Uzun el. Sorardık ya yedi, bir adam çok mu elleri uzunmuş filan diye sorardık. Ya hiç unutmam babama sorardım, amcama. Onların elleri çok mu uzundu? Anlatırlar, derlerdi ki o öyle bir uzun el değil. Bilgileri uzundu. Algılamaları uzundu. Bakış açıları uzundu. Her alandan şeyler biliyorlardı. Hayal ederdik acaba biz de böyle olabilir miyiz? Anlatabildim mi? Bakın orada atılmış temel. Yani tek bir alana sıkışıp kalmak hele bizim medeniyetimizin işi değildir. İnsan mütemmin bir varlıktır. Ahsen-i takvim üzere yaratılmıştır. Ve Allah'ın insana üflediği ruh, iş bölümü ve uzmanlaşma adıyla bir alana sıkıştırılabilecek bir ruh değildir. Ama modern dünya insanı bu hale getirmiştir. Yalnızlaştırmıştır. Bir civatayı sıkmaya mahkum etmiştir. Bunu işçiyi. İşte o yerine bir şey koyamamakta yetersizlik olarak mı tanımlıyorsunuz? Evet. Hocam? Bir alanda uzman olsa bile. Tabii. Bu yani, yeterlilik değil yani. Kesinlikle değil. Ya tek bir alanda uzman olabilirsiniz. Bu sizin insan olarak yeryüzüne ve hayat şartlarına yeterli olduğunuz anlamına gelmez. Çünkü empati sağlayamazsınız. Diğer alanlarda bilginiz olmadığı için ne diyelim? Mezc edilmiş, karıştırılmış, komplike ve daha iyi anlayan bir pencereden bakamazsınız. Tek bir alandan bakarsınız. Mesela tarihçi misiniz sadece? Tarihte mi uzmansınız? Dünyayı tarihten ibaret görürsünüz. İnsanları tarihte yer alacak varlıklar olarak nitelersiniz. Ama o varlıklar aynı zamanda coğrafyanın bir parçası. O varlıklar aynı zamanda evrenin, kainatın, yıldızların bir parçası. İçinde. Matematik yanı başında. Onların aynı zamanda bir kimyası var. Onların aynı zamanda bir biyolojisi var. Fiziği var, fiziki bir yanı var. Psikolojik bir tarafı var. Bunlardan uzak kalırsınız. İnsan bunların hepsinden mücessem, mütemmin bir varlıktır. İnsan sadece tarihi boyutu olan birisi değildir. Ama siz sadece tarihçi olarak kalırsanız öyle bakarsınız. Matematikçi olarak kalırsanız öyle bakarsınız. Bunun acısını yaşamış birisiyim ben. İlk şiir kitabım Çiçekler Üşümesin bir kitap fuarında imzalıyorum. Bir de enteresan da bir şey oldu o gün. Yazar kasaya asmışlar benim tam bulunduğum yere. Yazar kasalar gelmiş o zaman yeni kullanılıyor 87 filan. Herkes bakıyor yazar kasa nedir bilen diye. Benim de haberim yok. Yukarıya asmışlar meğer yazar kasa. Birisi geldi başka kitaplar uzattı. Dedim benim değil onlar imzalayamam. Dedi ki hayır parasını alın diye getirdim. Dedim ben kasacı değilim ama dedi yazar kasa yazıyor üstünüze. Döndüm baktım dedim ki ya ben sadece yazarım. Vallahi kasalık bende yok. Kasayı bana vermediler. Tabii. Adam da bir güldü ya özür dilerim affedersiniz filan dedi. Neyse ondan sonra gitti benim kitabımı aldı getirdi imzalattı. Bir başka adam geldi yanıma gözlüklü kısa boylu. Aynen ifadesi şöyle. Allah gani gani rahmet eylesin. Çok iyi bir dost olduk. Dedi ki bu dedi üşüten adam sen misin dedi. Yani kitabın adı Çiçekler Üşümesi. Dedim efendim anlayamadım dedim. Ya dedi birisi dedi üniversiteden bir adam dedi asistan dedi şiir kitabı çıkarmış Çiçekler Üşümesin diye. O üşüten sen misin dedi. Anladım durumu ben. Dedim ki evet benim. Şimdi yanında da işte Vehbi Vakkasoğlu falan böyle tanıdık yazarlar var birkaç tane. Biz genç onların yanında işte abi diyoruz falan. Şimdi bir yandan da diyorum ya ne diyecekler yanımızdakiler falan. Onlar da böyle baktılar adama. Buyurun dedim oturdu. Niye üşüttün dedi. Dedim ki ben dedim. Hayır devam da ediyor yani. Tabii. Ama çok açık sözlü birisi. Neden üşüttün dedi. Dedim ki vallahi biz soğukta çok gittim geldim ben dedim. Yani köyde okul yoktu. Babam bir okula götürür getirdi sırtında taşırdı. Bir de üşürdüm dedi. Çok üşürdüm. Babam kendi paltosunu da çıkarır bana verirdi. Yani isminiz nedir? Mehmet Emin Bozüyük dedi. Nerede çalışıyorsun? Ben de üniversitede matematik profesörüyüm. Hocam dedim ya. Hoş geldiniz dedim. Ben bakın ne güzel tanıştık. Ben de üniversite. Biliyorum dedi. Ben dedim o zamanlar çok üşüttüm dedim gerçekten dedim. Yani bugün yansıyor işte çiçekler üşümesin filan. Ama sadece bedenimi de üşütmedim. Ruhen de üşüttüm hocam dedim ya. Hayatı tanıdıkça, insanlığı tanıdıkça. Senle biz görüşelim dedi. Olur dedim. Kitabı aldım. İmzaladım kendisine. Hocam bir okuyun dedim. Bir hafta 10 gün sonra beni aradı. Yanına gittim. Helallik istedi. Eyvallah. Özür diledi. Dedi ki ya kusura bakma dedi. Ben dedi okudukça dedi bir yanımın eksik kaldığını hissettim. Ben şiir falan sevmem dedi. Sevmezdim. Dediler ki üniversiteden bir
gittim elemana da bir şiir yazmış işte çiçekler üşümesin diye. Onun için takıldım ben sana o gün. Ama dedi neyi kaybetmişim farkına varamamışım. Okudukça anladım ki benim de insani bir yanım var. Ben sadece matematikten ibaret değilim. 3-4 sene görüştük, konuştuk. Her gidişimde bana divan şiirinden bir şeyler bulur okurdu. Hocam şu an söyledikleriniz var ya o kadar önemli ki. Yani bütün söyledikleriniz önemli ama şu an bana bir şeyin şifresini veriyor gibisiniz. İşte o şifreyi vermek için söyledim. Şöyle, çok özür diliyorum. Çok özür diliyorum hocam. Birbirimizi anlamamaktan dertleniriz ya. Evet. Bize diyorsunuz ki ya birbirimizi anlamamanın sebebi kendi alanlarımıza hapsolmaktır arkadaş. Doğrudan öyle demeyelim, şöyle diyelim. Birbirimizi anlayabilecek şeyler var. Anlamamızı gerektiren bir takım kapılar var. Hani o alanı da o kapıları açamıyoruz. Bir tek kapıdan bakıyoruz birbirimize. Kendi alanımız. Halbuki başka kapılar ve da var. Ve kendi, çok özür diliyorum, kendi alanımızdan baktığımız için de sizin benim baktığım gibi olmanızı istiyorum. Evet. Yani şekil vermek istiyorum öyle size. Öyle bekliyoruz, şekil vermek istiyoruz. Niye böyle yapıyor diyorum. O boyutunu görüyoruz. Halbuki o insanın öbür boyutu da var. Ama onu yapmamış, bilmem için işte bir sebep lazım. Tabii. Şimdi ne oldu? Mehmet Emin Hoca yıllar sonra hastalandı. Yatalak oldu. Beni arıyordu. Gelemiyorsan telefonda bana bir dörtlük oku diyordu. Bana şiir lazım. Eyvallah. Bana mana lazım diyordu. Rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Allah. Diyeceğim şey şu. Mütemmim hale gelmek, yani bizim tamamlayabilmek için, olgunlaşabilmek için, hayatı ilgilendiren her alana yönelik çabamızın olması lazım. Ama hepsini başarabilir miyiz? Başaramayız. Yeteneklerimize uygun hiç olmasa meselelerde zamanı 24 saati iyi kullanarak çaba göstermemiz gerekiyor. O zaman farklı alanlarda farklı şeyler yapabilir, dünyaya bakış penceremizi genişletebiliriz. Buradan şöyle bir şey çıkartabilir miyim hocam? İnsanın yitik hazinesi bugün kendini olduğundan dar görmesidir. Evet. Büyük bir nakısa bu. İnsan, ortalama insan, kendini gördüğünden daha güçlü. Ama birilerinin dediği gibi de Tanrı falan değil yani. Yaratılmış, eşrefi mahlukat, Allah'ın ruh üflediği bir varlık. Çok büyük hazineler var içinde, kabiliyetler var ama farkında değil. Yani kısacası sözün özü, hayalinin mısraları hakim kılınmış. Herkes cihan içredür arayı bilmezler, or mahiler gider ya içredir de. İnsanlığın büyük kısmı kendini fark edilemez noktaya taşıdıkları için kendinin farkında değil. Hocam bir kısım da şey diyecek evet. İşte. Ya hocam haklı söylüyorsunuz da işte imkansızlıklar, sıkıntılar. Biz ya gerçi bunu size hani bunu en son söyleyeceğimiz isim sizsiniz de hayır. Ben hadi özelde biliyorum öyle yani. Bir şey yok. Hani ben asla kabul etmem. Nasıl bir imkansızlıkla baş etmeye çalışıyorum? Bir bilseniz bu arada nasıl kendimi geliştireyim, yetiştireyim? 24 saat en imkansızı bile 24 saat içerisinde 2 saat bir kütüphaneye gidip okuyabilir. Kitap alma parası yoksa bile. Bahane üretmeye gerek yok biliyorsunuz. Şey yok. Kendini geliştirebilir. Bunun şeyi yoktur yani. Bunun bahanesi olmaz. Hocam sizi yormadım değil mi? Vallahi yani ben böyle bir şey beklemiyordum şimdi Orhancığım. Gerçekten beklemiyordum. Yani çok şaşırdım. Kuliste konuşacağız. Yayına daha geçmedik. Yayın ne olacak onu bilmiyorum şimdi. Yayına son 15 saniye. Hocam 15 geçiyoruz. 15 saniyemiz mi kaldı? Geçiyoruz. Peki. Evet. Evet Orhancığım ya burada tabii kendimize çeki düzen verelim. Kayıt. Efendim iyi akşamlar. Bu akşam konuğumuz Profesör Doktor Nurullah Genç olacak.